Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Tarım, Kültür ve Sanat Festivali şenlik alanında yaşanan silahlı saldırı olayının ardından sona erdi. Üzücü olayın ardından şenlik ve yapılması planlanan konserler iptal olurken alanda sadece 10 stand kaldı. Bodrum Ziraat Odası tarafından organize edilen Bodrum'daki birçok önemli kurum tarafından da desteklenen Tarım, Kültür ve Sanat Festivali Gümbet Mahallesi Dolga alanında geçtiğimiz cumartesi günü başlamıştı. Çok sayıda standın açıldığı alanda ilk gün sevilen grup Zakkum bir konser verdi. Festivalin ikinci günü ise şenliğin organizasyonunu yürüten firmanın yetkilisiyle mandalina dolması satan bir standın sahipleri arasında yaşanan tartışmada organizasyon şirketi yetkilisi GO stand sahibi Murat Arslan'ı ayağından vurdu. Yaşanan olayın ardından GO tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan görüşmelerde festivalin devam etmemesi kararı alındı. Salı günü itibariyle konser için inşa edilen platformla şenlik alanındaki çok sayıda stand kaldırılırken, şenlik alanında kalmak isteyen 10 stand sahibinin kendilerine tanınan 15 günlük süre bitene kadar alanda kalacağı bildirildi. Şenlik alanından stand kiralayan kimi vatandaşlar mağdur olduklarını ifade etti. Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ise tüm mağduriyetlerin giderildiğini savundu. Melengeç, Kent Haber'e yaptığı açıklamada stand açanların mağduriyetlerini giderdiklerini belirterek şunları söyledi. Tabii biz Bodrum için tarımının, hizmetin tarımın gelişmesi, organik tarımın öne çıkarılması konusunda ilgili gibi 1 Temmuz'da bir tarım kültür sanat festivali başlattık. Üzücü bir olay oldu. Ben standçılardan, Bodrum'un halkından bir üzücü olarak ben çok üzüldüm Ziraat Odası Başkanı olarak. Bu üzüntümü dile getirirken bir de standların mağduriyeti var burada. Bu basına düştü bu standların mağduriyeti. Biz Ziraat Odası olarak bu mağduriyetin giderilmesi konusunda Lucky Star firmasıyla bütün stand kiralayanları üçer kişi bir araya getirdik ve bunlarla ilgili hem bunların daha önce verdiği kaparoları belgeyle kendilerine iade ettik. Kendilerinin de standta ödemiş olduğu kalan ödemelerin de verdikleri senetlerde geri iadesini sağladık. Ben bu şeye katılan Bodrum'a stand olarak katılan firmaların hepsinden Ziraat Odası olarak hiç kimseyi ortada bırakmadık. Kendileriyle olayın olduğu gün dahi bütün standçılara toplantı yaptık. Ve oradaki firma olmasa dahi biz oda olarak bütün sorunları oradaki standın devam etmesi konusunda elimizden gelen gayreti ve desteği verdik. Fakat bu konu standçıların kiralayan firma bu olaydan dolayı pek stand yerine gelmek istemediğinden bu standların tasfiyesine karar verdik. Ve herkesin de buradaki mağduriyetini giderdik. Ziraat Odası olarak biz yine bu tip talepler ve müracaatlar olursa bunları da gidermeye hazırız. Bu Tarım ve Gıda Fuarı'nın biz organik üzerine Bodrum'daki hem kooperatif kurularak pazar oluşturulması hem de organikle ilgili doğal ürünlerle ilgili Bodrum Yarımadası'nda İki gün içinde çok güzel de çalışmalar yaptık. Hem Ege Türk vardı, Tarım Türk vardı, Kanal F vardı. Bunlarla da çok güzel basına düşen haberlerimiz oldu. Biz bu çalışmayı, bu fuar çalışmasını kapalı bir ortamda organikler ve direkt doğal ürünler pazar oluşturulması, kooperatif kurulması üzerinde de çalışmalarımız devam edecek. Ben basın mensuplarına bu bizim yapılan yanlışlığı dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda Bodrum Belediye Başkanımız, Bodrum Kaymakamımız devamlı diyalog halindeydim. Ve sizin de gördüğünüz gibi kaymakama standçıların mağduriyetinin giderildiğine dair ek yazıyla da kendilerine ben bir dosya sundum. Belediye Başkanımız da bu işin büyümesi konusunda bu işin tatsızlık olmaması konusunda da bizden talepte bulundu.
biz de bu fuarın devam etmesinin doğru olmadığı uygun gördük ve fuarımızı ileri bir tarihte yeni bir organik bir fuarla devam ettirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Festivalin başlamasından talihsiz olayın yaşanmasına kadar geçen sürede organik tarımla ilgili çok iyi işler yaptık diyen Mehmet Melengeç. Önümüzdeki dönemlerde organik tarımla ilgili kapalı bir alanda fuar düzenlemeyi planladıklarını da belirtti. Melengeç, 15 gün sürecinde alanda kalmak isteyen stand sahiplerinin hem ödemelerini yaptık hem de bedelsiz şekilde orada kalmalarına izin verdik dedi.